Evet sevgili yengeçler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 23-29 Eylül arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Vay sevgili yengeçler. İlk karttan da kupaların 8'lisi. Kupaların 8'lisi de nedir? Der ki bak sevgili yengeç, senin ilerlemen çok yavaşlamış durumda. Sırtında çok fazla yük, çok fazla kambur var. Sırtındaki ağırlıklardan, insanlardan artık kurtulmanın, bir takım şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi diye uyarır bu kart bizleri. Sevgili yengeçler, aynı zamanda bir arayış içinde olabileceğimiz dönemi sembolize eder. Aynı zamanda başka bir ülkeye ilticayı, mülteciliği de sembolize eder bu kart. Sevgili yengeçler. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili yengeçler için. İkinci kartımız tılsımların 7'lisi. Tılsımların 7'lisi de nedir? Der ki ağır iş, çok fazla çalışmışsın, sebat etmişsin ama der maalesef umduğundan çok daha az kazanırsın der bu kart bizlere. Ve der ki kısa dönem yatırımdan uzak dur bu dönem. Çünkü kısa dönemde umduğunu alamayabilirsin der. Aynı zamanda bu dönem der borç vermekten, kısa dönemli borç vermekten uzak dur. Çünkü alamazsın der bizlere. Yavaş yatırımı sembolize eder. Başka ne diyebiliriz? Şaibeyi sembolize eder. Yani bir yarışmada hakikaten sizin kazanacağınız kesindir. Ama bir şekilde ödülünüzü alamazsınız. Ödül alamamayı veya herhangi bir işte, atıyorum işte iş yerinde kotanız vardır. Doldurmanız gerekiyordur. Normal şartlarda doldurmuşsunuzdur ama herhangi bir olay sonucu ödülünüzü alamayabilirsiniz veya priminizi alamayabilirsiniz veya istediğiniz gibi alamayabilirsiniz der bu kart bizlere sevgili yengeçler. Hadi bakalım son kartımız sevgili yengeçler için. Kesinlikle uzun dönem yatırım. Çünkü tılsımların şövalyesi çıktı bir de. Tılsımların şövalyesi de nedir? Verimlilik, çalışkanlık, işkoliklik, çok fazla çalışmayı sembolize eder. Orta meblağ risksiz dönemi sembolize eder. Yani ne uzarsın ne kısalırsın der bu dönemde. İş takıntısını sembolize eder. Bu dönem birazcık takıntılı olabilirsiniz iş konusunda. Sabit geliri sembolize eder dediğim gibi. Ne diyebiliriz? Negatifinde boşa kürek çekmeyi sembolize eder sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeçler, sizler için 26-29 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.